Yeni yılın ilk 6 işlem gününü geride bıraktık. Finansal seçeneklerde neler oluyor, hangi ürün daha iyi performans gösteriyor diye baktığımızda ilk sırada gram fiyat var. 130 lirayla başlamıştı yeni yıla, 142 liranın üzerine geldi. Neredeyse %10'a yakın bir performansla bu dört büyükler içinde şu anda lider konumda. Zaten geçen yılı da aslında TL'ye karşı ana dörtlüde en iyi altın tamamlamıştı. İkinci sırada kim var? İkinci sıra değişti. Geçen sene dolar iyiydi. Bu sefer euro bir parça öne geçti. 3.71 ile başlamıştı yeni yıla. Şu anda 3.95'e ulaştı euro Türk lirası karşısında. Burada da %7'ye yakın bir performans görüyoruz. Dolar zayıf mı? Kesinlikle değil. 3.52 ile başlamıştı. İlk işlemlerde 3.73'ü görüyor. Burada da %6'ya yakın bir yukarı yönlü hareket. Bu üçünü bu kadar iyi performansa taşıyan, şimdi bir ayda %6, 7, 10 bunlar çok büyük rakamlar. Tabii ki Türk lirasının aslında değer kaybetmesi. Türk lirası geçen senede çok zayıf bir performansa imza atmıştı. Meksika pesosu ve İngiliz sterliniyle birlikte. Yeni yılda da TL zayıf performansı devam ettiriyor. Yine onu takip edenler aynı ikili Meksika pesosu ve İngiliz sterlini. Ama bu döviz tabanlı ürünlerin yıla çok güçlü bir performansla başlaması tamamen Türk lirasının zayıflığından kaynaklanıyor. Borsa ne oldu? Borsada %1'lik çok ölçülü bir geri çekilme var ve döviz kurlarındaki bu güçlü yukarı yönlü harekete rağmen borsanın dayanıklılık göstermesi hem döviz cinsinden ucuzlamasından kaynaklanıyor hem de satıcı eksikliğinden. Yani bu negatif iklimde işte borsanın düşmesi lazım. Bir grup yatırımcı satıyor hisseleri ama bir kurt bu hisseleri topluyor diyemeyiz. Öyle bir şey ben görmüyorum. Satıcı eksikliğinden borsa düşemiyor. Hatta hafif yukarı yönlü refleksler gösteriyor. Döviz tarafında da korkunç bir döviz alımı yok aslında. Sınırlı sayıda bir döviz alımı var. Buna özellikle son bir haftada yerli tasarruf sahipleri de katıldı. Orada bir satıcı eksikliği, satıcı yokluğu var. Bu nedenle de yukarı yönlü bir hareket yaşıyoruz. Şimdi Ocak ayının devamında elbette birkaç faktör etkili olacak ama ağırlıkla biz yurt içi faktörlerin etkilerini görmeye devam edeceğiz. Dönüp dünyaya baktığımızda o Fed, Yellen vesaire bu gündem yumuşamış görünüyor ve en azından 3 hafta yakın vade adına öyle Amerika merkezli piyasaları domine edecek bir faktör de öne çıkacağı benzemiyor. Biz iç faktörlerle fiyatlamayı sürdüreceğiz. Ama özellikle döviz tabanlı ürünlerde ben negatif ayrışmanın bunun üzerine bir %5, %6, %7 daha bulmasının kolay olmadığını, hiçbir şey olmasa bir süre sonra iskontonun Türk lirasına geçiş adına yabancı fonları oyuna çekebileceğini ve oyun değiştiricinin bu filmin finalinde yabancılar olacağını düşünüyorum.